şimdi yapmayacağım diyor. E güzel de, hani yarın yapmayacağına güvence verme hakkı kimde var Allah aşkına? Dün söylediğini burada gördük. Bugün yapmayacakmış, yarın ne yapacağını biliyor muyuz? Bana yapmayacağı konusunda teminat verecek birisi var mı? E ne oluyor? Millet ne yapıyor kardeşim? Ne yapıyor? Çare bu. Çare bu. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakın bunu açmışken hemen söyleyeyim. Eğer bu anayasa çıkarsa, anayasa değişikliği, bilin aklınıza gelen gelmeyen her konuda nereden ne olacağını bilemediğiniz bir karmaşa tablosunun içine Türkiye girecektir. Bütün bunları düzenli şekilde değerlendirecek, kararlaştıracak, uygulayacak bir anlayışın Türkiye'de iş başında olduğunu görmedik. Geçmişte yaşadığımız sıkıntılar bunun tanığıdır. 7000'e yakın düzenleme yapılacak değerli arkadaşlarım. 7000'e yakın. O düzenlemelerin neresinden ne çıkar belli olmaz, bilinmez. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bu anayasa Allah muhafaza çıkar ise bilin ki bugün memurum, emeklilik hakkım garanti, ben işte şu kadar sürem kaldı, bu kadar sürem kaldı diye geleceğe umutla, güvenceyle bakan arkadaşlarımı üzmek istemem ama bilsinler ki derhal sözleşmeli personel olmak zorunda bırakılabileceklerdir. Bütün o alanlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle her türlü düzenleme yapma yetkisi elindedir. Kamulaştırmanın kurallarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nın elindedir. Sendikalarla ilgili düzenleme yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'nın elindedir. Bu kıdem tazminatı fonu var ya işçi arkadaşlarımızın, hep tartışma konusu olur, hep heveslenirler oraya el atmaya ama bir türlü el atamazlar çünkü kamuoyu vardır, meclis vardır. Meclise gelince kıyamet kopar, sendikalar ayağa kalkar diye düşünülür. Hiç öyle değil. O kıdem tazminatında biriken fon yarın bir bakarsınız başka bir fonun içine girmiştir. Varlık fonu mu olur, ne olur hiç bilemezsiniz. Güvencesiz, teminatsız, belirsiz, karanlık, kuşkulu, gölgeli bir dönemin içine girecek kadar kendini iyi hissediyorsan yolun açık olsun. Evet, Türkiye'yi tümüyle, bütün kesimlerimizi, bütün insanlarımızı, bütün siyasi partilerimizi belirsiz, karanlık, kuşkulu bir döneme doğru atacaktır. Evet, çıkarsa olan budur. Hayır çıkarsa ne olur? Cumhurbaşkanı yerinde durur. Bakanlar Kurulu yerinde durur. Meclis yerinde durur. Belediye yerinde durur. Bildiğiniz her şey olduğu gibi durur. Bir belirsizlik, bir dengesizlik, bir kaos, bir deprem, siyasi deprem olmaz. Ama bu anayasa Türkiye'de bir siyasi, idari, sosyal, ekonomik bir deprem getirir arkadaşlar. Deprem anayasasıdır bu. Bu anayasa depreme davetiye çıkaran bir anayasadır. Ne olacağı bilinmez. Altında kimin kalacağı belli olmaz. Ama hayır, durum aynen devam eder. Vay, bir hayır çıksın biz görürüz. Hemen Cumhuriyet Halk Partililer çıkar, Cumhurbaşkanı'na istifa et derler. Hükümeti düşürürler. Orada dur. Nereden çıktı? Sayın Genel Başkan resmen parti iyi bağlayıcı açıklama yapma hakkını da kullanarak dedi ki hayır, böyle bir şey talep etmeyeceğiz. Ve hepimiz öyle düşünüyoruz. Ben de bunu defalarla ifade ettim. Bir kez daha burada ifade edeyim. Hayır çıktığı zaman Cumhurbaşkanı'na istifa et, orayı boşalt demeyeceğiz. Devam et. Devam et. Sen belli bir süre için geldin, süreni tamamla. Değerli arkadaşlarım, bir istikrarsızlık yok, bir dengesizlik yok yani hayırda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi anayasanın özü bu. Peki günlerdir anayasa tartışılıyor. Tartışılıyor mu? Biz anlatıyoruz anayasayı. İktidar anayasayı anlatıyor mu?
Anayasaya evet istiyor da, evet isterken bak anayasada şu sana güzellik var, şu imkan var, şu olumlu gelişme var diye bir açıklama, bir inandırıcı bir değerlendirme yapıyor mu? Hayır. Hiç böyle bir şey yok. Ne var? Karalama, suçlama, ayrıştırma, tehdit, şantaj, değil mi? Vay, buna hayır diyenler teröristtir anlamına gelen değerlendirmeleri devletin en tepesindeki insanlardan duyuyor muyuz? Bu uygun mu arkadaşlar? Yani sen toplantı yapıyorsun, devletin uçağı, devletin parası, devletin kadroları, devletin çalışanları, memurlara valiler, kaymakamlar yazı yazıyorlar, toplantı var oraya gelin diye. Bindirilmiş kıtalar, görevlendirilmiş devletin adamları, çevrilmiş bir alanın içine kadınlar şurada, erkekler burada yerleştiriliyor. Bir de çıkıp orada evet kampanyası yapıyor. Yakışır mı? Yakışır mı? O evet kampanyasında milletin yarısına terörist diye de hakaret ediyor. Milletin parasıyla, devletin olanaklarıyla milletin yarısına hakaret edilerek yürütülen bir kampanyaya, evet kampanyasına anlayış gösterebilir miyiz? Sonra da başta TRT, sonra 24 tane televizyon kanalı canlı yayın halinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Yardımcı bütün gün bunu yayınlıyor ya. Ya biriniz de şu bizim konuşmayı bir yayınlayın bakalım. Bak burada gittiğimiz her yerde bunları anlatıyoruz. Milletimiz de sahipleniyor. Bir canlı yayında bunları anlatsana. Genel Başkan şimdi Aydın'da çalışıyor. Onu bir Aydın'da anlatsana. Onu bir göstersene. Bizde ne var ne yok eksik olmasın bir Halk TV'miz var. Onların sayesinde ulaşmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Halk TV'ye, yönetenlere, çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Milletimize en büyük hizmeti yapıyorlar. Bu düşünceleri aktararak, yansıtarak. O sayede ulaşıyoruz millete, sizlere. Değerli arkadaşlarım, böyle kampanya olur mu? Milleti daha şimdiden bölmeye başladın ya. Bu kampanya, referandum daha yürürlüğe girmeden anayasa, milleti ayrıştırmaya, bölmeye, hasımlaştırmaya, düşmanlaştırmaya, teröristtir, FETÖ'cüdür, PKK'lıdır diye karalamaya yol açtı. Bundan bir hayır gelir mi? Değerli arkadaşlarım, bakın bir tespitimi söyleyeyim. Bunlar, rektör çıkıyor diyor ki evet vereceğim. Rektör bey, sana soran mı var? Yani bak sen 80 milyondan birisisin. Ne vereceksen ver. 16 Nisan'da sandık gelecek, orada ver. Bizi de ilgilendirmiyor seni. Sen bize niye duyurma ihtiyacı hissediyorsun ya? Şimdi siz merak mı ediyorsunuz rektör bey ne oy kullanacak diye? Rektör diyor ben evet oyu kullan. Allah Allah. Arkasından kaymakam çıkıyor. Ben de evet oyu kullanacağım yazıyorlar sosyal medyada. Arkasından bir savcı çıkıyor. Ben de evet oyu kullanacağım. Bunlar ne oy kullanacağını ilan etme ihtiyacından, gereğinden, talebinden mi kaynaklanıyor? Yoksa bu arkadaşlar birilerine dilekçe mi veriyorlar? Yani kaymakam vali olma dilekçesi, rektör YÖKE'li olma dilekçesi, savcı da Yargıtay'a üye olma dilekçesi mi veriyor acaba? Şimdi arkadaşlar, bu ne oldu bu? Ya biz millet kararlaştıracak diyoruz, devlet kararlaştırmış. İçinden milletin gerçek bir temsilcisinin böyle söylediğini de görmüyoruz. Devlet söylüyor. Devlet evet diyor. Devlet evet diyorsa millet de hayır diyor. Öyle değil mi? Hayır.
Şimdi ne oldu? Devleti milletten kopardılar değil mi böylece? Ha? Devleti milletten kopardılar. E devlet evet diyor, millet hayır diyor. E ne olacak bu ayrılık? Bu böyle devam eder mi? Etmez. Ne olacak peki? Ne olacak? Millet devletin yanına mı gelecek? Yoksa devlet milletin ayağına mı gidecek? O olacak. İnşallah 16 Nisan'da millet aldığı kararla ben evet diyeceğim diyenlerin halini bir göreceğiz. Hepsi tıpış tıpış milletin yanına koşacaktır. Değerli arkadaşlarım, bu kadar çok yetki bir kişiye verilir mi Allah aşkına? Ya burası Türkiye. 80 milyonuz. 600 yıl bir imparatorluğu dünyanın en büyük imparatorluklarından birisi haline getirmişiz. 600 yıl. 100 yıla yakın bir süredir de en güç koşullarda müstevlilere meydan okumuşuz. 7 düveli ülkemizden çıkarmışız. Ve bu güç coğrafyada birlik bütünlük içinde 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşuz. Dimdik ayakta tutmuşuz. Şimdi bunu yapan insanlar biz bilemeyiz, biz beceremeyiz, sen bizi kurtar diye gidecek bir siyaset adamına al bütün yetkilerimizi sen götür mü diyecek? Bizi sen kurtarıver mi diyecek? Kurtuluş Savaşı'nda bile ben kurtarırım demedi. Millet kurtarır dedi. Öyle dediği için o Mustafa Kemal Atatürk. Ben kurtarırım diyenler de kendileri. Şimdi bütün yetkileri bana verin ben kurtarayım. Arkadaş sen 15 yıldır ne yaptın ya? Şu 15 yıldır neyi kurtardın bir anlatsana. He? 15 yılda 15'ten fazla büyük milli felaket yaratan bir siyaset adamına 80 milyon bütün yetkileri verir mi ya? Verirse bunun akla uygun bir tarafı olur mu? Bizden bunu istiyor. Arkadaş sen böyle bir bak yaptıklarına. PKK'yı muhatap aldın. Oslo'da müzakere yaptın. Anlaşma yaptın. O anlaşma çerçevesinde dokunmayın PKK'lılara diye valilere, komutanlara talimatlar verdin. Askeri operasyonları yasakladın. Ona Güneydoğu'yu emanet ettin. Onlar geldiler cephaneleri, mayınları, bombaları yerleştirdiler. Tünelleri kazdılar, köprüleri attılar, evleri işgal ettiler. Göz yumdun. Bir süre sonra bunun böyle gitmeyeceğini gördün. Tekrar geri alacağım diye Güneydoğu'da bölgesel iç savaş şartlarını bir ülkeye sen yaratmadın mı? Bize gel beraber çözüm süreci yapalım diye bana mektup yazdı. 2009'da, 2008'de ya da 2009'da. Ben dedim ki çok yanlış sakın ha. Türkiye'yi büyük felakete sürüklersin. Benim gelmem söz konusu değil, sen de sakın yapma dedim. E yaptı. Ne oldu? Sadece Nusaybin'i o PKK'lıların elinden alacağız, teröristlerin elinden alacağız diye 74 tane evladımızı şehit verdik. Sadece Nusaybin'i geri almak için. E şimdi bu bir milli felaket değil mi ya? Bir başka ülkede böyle bir olayı yapan bir iktidarın devam etmesine imkan verirler mi Allah aşkına? Bunu yaşamadık mı? Olay bu değil mi? Çok açık. FETÖ olayı ne? FETÖ'yü kim yetiştirdi? Kim besledi, büyüttü böyle bir perva? Bütün kapıları kim açtı? Ne istedi de vermedi? Yağmurun altında kimlerle kol kola yürüdü, beraber yürüdü? Davetiye üzerine davetiyeleri kim gönderdi? Devletin kapılarını kim açtı? Emniyet kadrolarını, yargı kadrolarını, Türk Silahlı Kuvvetlerini onları açtı, onları açmakla yetinmedi. Bu silahlı kuvvetlerin en yetenekli, en değerli Mustafa Kemal Atatürk'ü kavramış, anlamış, ne kadar komutanı varsa tümünü de tasfiye ettirdi. Senin elinde, senin şuralarında. E şimdi ne yaptın sen? Yok ona oy veren FETÖ'cüymüş bilmem. Bırak bu lafları ya. Ciddi ol.
FETÖ'yü memleketin başına bela eden sensin. Çok açık. Böyle bir olayı yaratıp Türkiye'nin başına belaya sokan bir iktidar. Dünyanın herhangi bir ülkesinde insanın yüzüne bakabilir mi? Tutarlar mı orada? Bakın 2010 yılında bir referandum yaptık. Hatırlıyorsunuz değil mi? 2010 yılında gene bir anayasa değişiklik paketini milletin önüne getirdiler. Dediler ki bunu çıkarın. Birileri dedi ki mezardaki ölülerinizi kaldırın oy verdirtin. Başbakan, o zamanki başbakan, bakanlar, bütün devlet kadroları aman diye çullandılar değil mi? Buna karşı kim karşı çıktı? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi. Yapmayın dedik, yanlıştır dedik. Ne oldu? Haklı mı çıktı? Yani o 2010 yılındaki o referandum da bizi rahatsız eden iki tane madde vardı. Birisi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, öbürü de Anayasa Mahkemesi'nin yapısı. Bu anlattığım sağlıksız yapı ve HSYK'nın yapısı, yani hakimlerin kurmay odası. Oradan bütün hakimlere yön veriliyor. Yapmayın dedik ya, dokunmayın adalete. Yargıçlara dokunmayın. İyi kötü o bizim yargıçlar. Düzeltiriz, geliştiririz. Dokunmayın. Hayır, benim emrimde olacak. Değiştirdi zorla. Bütün çabalarımıza rağmen. Şimdi size diyorum ki 2010 yılında o anayasa değişikliği hayır oyuyla reddedilmiş olsaydı 2015 Temmuz'unda o darbe girişimi olabilir miydi Allah aşkına? O darbe girişiminin arkasında o anayasa değişikliği yatıyor. O referandum yapıyor. O evet oyları yatıyor. O evet oylarıyla siz darbeye davetiye çıkardınız. Devleti teslim ettiniz. Askeri, yargıyı, adaleti, polisi, her şey oradan sonra artık dikiş tutmaz hale geldi. Adam yargıyı ele geçirdi mi? Yargı devletin zirvesi. Oradan her yere sıçradı ve avcını aldı Türkiye'yi. E şimdi gelmiş, yok o FETÖ'cü bu FETÖ. Bırak o lafları, sorumluluk senindir. FETÖ'yü sen bu hale getirdin. Öyle değil mi? Ergenekon'u sen inanarak ortaya atmadın mı? Yani başarılarına bakmaya çalışıyorum da 80 milyon kaderini bana emanet etsin diyor ya. Edelim de arkadaş, sen ne yaptın? Getir senin bir tezkiyeni bir görelim. Sicilini bir getir de sicilinde ne var? PKK sicilinde ne var? FETÖ sicilinde ne var? Ergenekon sicilinde ne var? Hepsinden zayıf almışsın. Sınıfta kalmışsın hepsinden. Hepsinde zayıf var. Ergenekon, hatırlayın, bu haftalarca bir savcı arıyorum, bir savcı arıyorum diye ortalıkta dolaştı. Sonunda buldu bir savcı. Kim? Nerede şimdi o savcı? Bulduğu savcı. O savcıya emanet etti her şeyi. O savcı bundan talimatla iş tuttu. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı'nı bir terör örgütünün yöneticisi diye 5 yıl hapsettirdi. Olur mu arkadaşlar? Şimdi onu yapan insan diyor ki bana dünyanın hiçbir ülkesinde hiç bugüne kadar uygulanmamış, Mustafa Kemal Atatürk'e verilmemiş yetkileri içeren bir teslimiyet anayasasını gel bana dayat diyor. Arkadaşlar, Japonya'nın anayasasını MacArthur yaptı. Almanya'nın da anayasasını müttefikler yaptı. Askerin yaptığı anayasada bile halka bu haksızlık yapılmamıştır. Bak aynı anayasayla onlar o dönemler geride kaldığı halde devam ediyorlar. Şimdi öyle bir anayasayla karşı karşıyayız ki sanki Türkiye'yi işgal etmiş birisi zorla bütün yetkileri eline alacak. Biz de kıpırdayamıyoruz, sesimiz çıkmıyor, mecburen kabul edeceğiz. Böyle bir tablo mu var ya? Öldünüz mü ey millet, öldünüz mü? Ergenekon'da bu çıktı. Dedi ki ya yapmayın, bunlar uydurma davalar. Hiçbir temeli yok, aslı astarı yok. CD'ler uydurma, deliller uydurma. Gizli tanık. Kim bu gizli tanık? Adamın işlemediği rezalet yok. Mahkum olmuş.
Onu alıyor gizli tanık diye. O falandı da filandı da ona göre subay tutukluyor. Bunlar yanlış dedim. O zaman çıktı dedi ki hayır yanlış değil. Bu doğru bir davadır. Hukuki bir davadır. Deliller de doğrudur. OCD'ler de doğrudur. Ben de bu davanın savcısıyım. Bu davanın arkasındayım dedi. Ben de o zaman çıktım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki genel başkanı olarak. Sen bu davanın arkasında savcıysan ben de bu davanın karşısında milletin avukatı olarak buradayım dedim. Şimdi ne oldu acaba? Avukat mı haklı çıktı, savcı mı haklı çıktı? Savcı şimdi diyor ki bu yetkiler bana yetmez. Sen elinde o yetkileri tuttuğuna şükret. Bu yetkiler bana yetmez, daha da arttırın diyor. Daha da arttıracağız da bunlar ne olacak? PKK ortada, FETÖ ortada, Ergenekon ortada. Suriye haritasını açtırma. Suriye olayını konuşturma. Orta Doğu'yu konuşturma. Her şey birbirine girmiş halde. Bakın dış politika demişken bir kriz yaşadık. Şimdi bunlar hakaret ediyorlar vatandaşlara, hayır diyeceklere. Hayır demekten caydırmayı amaçlıyorlar. Teröristtir, meröristtir diyerek. Tabii millet artık bunu açtı, gülüp geçiyor, yakışmaz sana diyor. Sen devletin parasıyla, puluyla millete hakaret ediyorsun. Olmaz diyor. Şimdi bu geri tepti. Bir başka şey arayışına girdiler. Buldukları acaba yabancı ülkelerde, Avrupa ülkelerinde Türklere karşı bir düşmanlık tablosu yaratıp onlara meydan okuyup onlarla dalaşıp içeride vatandaşın desteğini alır mıyız? Şimdi tezgahlanan son oyun bu. Bunu denediler ama bunu da vatandaşlarımız çok iyi gördü bu senaryoyu da. Çünkü bunun hukuki bir temelinin olmadığı anlaşıldı. Adamların ya seçimimiz var bize müsaade et. Biz birkaç gün sonra seçimimizi yapalım. 3 gün sonra çarşamba gün geride bıraktığımız. Ondan sonra bakarız dediği halde hayır biz şimdi geleceğiz diye. Böyle dalaşmaya yönelik bir anlayışla üzerine yüründüğü görüldü. Ve bunun da siyasi amaçlı olduğu görüldü. O da geri tepti. E şimdi ne oldu? Bu politikanın sonucu olarak orada yaşayan yüz binlerce vatandaşımız sıkıntıya girdi. Durumu sarsıldı. İş yerinde. Komşusu, işvereni ya da yanında çalışan işçisi gerginleşti ilişkiler. Kendini tedirgin hissetmeye başladı. Yabancı gibi hissetti. Halbuki orada uyum içinde çalışıyordu. Şimdi bir sıkıntı çıktı. Hiç oradakiler Türkiye'ye dönmeyi düşünmezdi. Şimdi Türkiye'ye dönmeyi düşünür hale geldiler. Şimdi bu yanlış. Ekonomi felaket. Turizm bu kavgadan dolayı ben bir Antalyalı olarak çok yakından biliyorum. Birdenbire iptaller üst üste gelerek yarıya yakın iptal birdenbire geldi ve batırdı. İtalya, efendim İspanya mutluluk içinde. Bu sene Türkiye kapısı kapandı. Bize turistler gelecek diye. Kendi elimizle yapıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin itibarını sarstık, güvenilirliğini, inanırlığını sarstık. Şimdi akıl mantık bunun bir an önce toparlanmasını gerektiriyor değil mi? Dikkat edin. Sayın Başbakan bu konuda daha bir özenli gözüküyor. Farkında mısınız? Ben görüyorum. Başbakan bana öyle geliyor ki mesela ya gitmeyin zorlamayın dedi. Demiş gibi duruyor. Dedi mi demedi mi bilmem ama demiş gibi duruyor. Mutlu değil bu kavgadan dolayı. Şimdi öyle laflar var. Evet gitmeyin demiş. Niye? E akıl sağ diyor. Ve arkasından toparlamaya çalıştı. Demeç verdi. Dedi ki ya başbakanla konuştum. Biz tartıştık bu konuyu. Ama o konsolosluğa girmelerine izin vermediğimiz için biz de üzgünüz dedi. Hollandalılar da. Yani sizin konsolosluğunuzu kapattık. Ama mecburduk çünkü siz zorla girip orada toplantı yapacağız dediniz. Toplantı yapmaya biz izin veremeyiz. Seçim var. Seçimde de Türkiye'ye bunları
müsaade ettiğimiz için suçlanıyoruz. O nedenle müsaade edin gelmeyin dedi. Ve tartıştık. Seçimden sonra ben bu işlerin yoluna gireceğine inanıyorum. Birlikte yemek yiyelim diye de konuştuk dedi. Kim dedi? Başbakan dedi. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir demeci var. Bakın bu çok önemli. Konuştuğumuz konuyla da doğrudan birebir ilgili. Demiş ki Cumhurbaşkanı, seçim kazanmış. Şimdi bu politikasıyla durumunu tuttu. Birinci parti olarak çıkmayı başardı. Anam derdi de oydu zaten. O olmazsa gelecek olan felaket. Tam Türk düşmanı. Biz onun gelmesini mi istiyoruz? Şimdi o önlendi. Cumhurbaşkanı diyor ki, başbakan olmuş. Ne yapalım olduysa? Cumhurbaşkanı oranın başbakanına söylüyor. Ve diyor ki, yemek yiyecekmiş. Onunla yemek yiyecek bir başbakan yok bu memlekette. Hayda. Değerli arkadaşlarım, şimdi bakın. Başbakanın eğilimi ortada. Yumuşatmaya, bir uyum yaratmaya, bir krizi önlemeye çalışıyor. Öyle değil mi? Alttan alıyor. Teşvik etmiyor. Yemek yemek istedi diyor. Ama gitmem demiyor, gideceğim de demiyor. Böyle boşlukta bırakıyor. Şimdi bu arada Cumhurbaşkanı devreye giriyor. Diyor ki yemek yiyecekmiş, yemek yiyecek başbakan yok. Yemek yiyecek başbakan var mı? Sayın Cumhurbaşkanı, birazcık müsaade et de o başbakanın kendisi bir söylesin ya. Daveti alan başbakan. Gidip gitmeyeceğine karar verecek olan başbakan. Ama Cumhurbaşkanı onun karar vermesine bile izin vermek istemiyor. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Başbakanlık bunun için kaldırılıyor. Halbuki orada daha doğru politikayı öneren başbakan. Şimdi doğru politika önerilemez hale gelecek arkadaşlar. Ya buna öyle bakmayalım diyecek bir çalışma arkadaşı kalmayacak bu anayasa değişikliğiyle. Ben kararlaştırayım. Benden başka bir şey yok. Her şey benim. Bu son olay bile, bu bahsettiğim yemek çağrısı konusu bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlayışını, zihniyetini, dünya ile gerekirse bütün ilişkileri bozarak Türkiye'ye büyük zararlar verme bahasına, ekonomiyi allak bullak etme, oradaki insanları, buradaki yatırımcıları perişan etme bahasına bir kavgaya girebilecek anlayışta olduğunu ortaya koyuyor. Böyle bir anlayışa verilir mi arkadaşlar? Hiçbir anlayışa verilmez de. Hiçbir anlayışa bu yetki verilmez. Yani babamın oğluna verecek olsalar hayırdır. Hiç böyle bir şey yok kardeşim. Şimdi sevgili ordular, inşallah 16 Nisan'da bu konuda Türkiye bir karar verecek. Demin de dediğim gibi hayır denirse bir sıkıntı yok, evet denirse Türkiye bir kargaşa, belirsizlik, gerginlik ortamına sürüklenecek. Hayır çıkacak diye umut ediyorum. Hayır çıkacak, Türkiye'nin her yerinde hayır çıkacağını umut ediyorum. Gittiğim her yerde bunu görüyorum. Ama Karadeniz bölgesinde başta Ordu olmak üzere sizlerin evet mi hayır mı oyu vereceğiniz konusunda diğer yerlerden daha avantajlı olduğunuzu düşünüyorum. Siz daha kolay doğruyu bulursunuz. Hem zeki insanlarsınız, çok deneyimli, birikimli insanlarsınız, siyaseti özünden okursunuz, nice devlet adamları yetiştirdiniz. O nedenle de, ayrıca başka bir nedenle, size 16 Nisan'da ne verilecek? Önünüze iki tane kağıt gelecek. Kağıtlardan bir kağıt gelecek, kağıdın iki kutusu olacak. Onlardan birisi kahverengi. Kahverengi fındık rengi. Sizin işiniz kolay. Fındığın üstüne bası vereceksin tercihi. Yani işte şu renk var ya, şu renk o kadar kolaylaştırdı ki Karadeniz'i. Bu yeter. Şu yeter işte. Bu renk orada oy pusulasının üstünde. Şimdi ne yapacağım diye elin böğründe düşünecek misin? Çok açık.
Gördüğün fındığın rengini bas üstüne, bas, tereddüt etme. Bas. Sizin işiniz kolay. Onlar tabii sizin işinizi kolaylaştırmak için bunu koymadılar. Onlar kahverengi itici bir renktir. Olumsuz bir renktir. Kahverengiyi bunlara verelim diye kahverengiyi koydular. Aldık, kabul ettik başımızla beraber. Toprağın rengi, fındığın rengi. Gönül huzuruyla basarız oyumuzu. Şimdi evet, Karadeniz Türkiye'yi de kurtaracak. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu oy böyle çıkacak inşallah. Gerçekten görüyorum. Gerçekten toplumun derinlerinden bir dip dalgası, böyle Karadeniz kabarır ya. Hiçbir şey görmezsin. Bir bakarsın içeriden sanki böyle deniz kabarır kabarır falan. Böyle bir vaziyeti görüyor. Onlar yukarıdan aşağı kampanyayı evet çıkarmaya çalışıyor. Onlar evet çıkarmaya çalışıyor. Biz bir merkezimiz yok. Bir hiyerarşi yok. Bir resmi bir otorite, bir parti, bir yapı, böyle bir şey yok. Kendiliğinden yüz binlerce insan sosyal medya almış başını gidiyor. Herkes bir video çekiyor, koyuyor. Herkes birbirini uyarmaya çalışıyor. Şoför konuşuyor, kadın konuşuyor, genç konuşuyor. Kendine göre herkes bir şey anlatıyor. Bunlara talimat veren birisi mi var? Yok öyle bir şey. Şu şarkı iyidir diyor, güzel bir şarkı koyuyor. Güzel bir çekim yapmış, onu gönderiyor. Kim yapıyor bunu? Millet, halk, millet aşağıdan yukarı doğru kabarıyor. Karadeniz'in kabarması gibi. Milletten geliyor, aşağıdan yukarıya doğru geliyor. Talimatla değil, hiyerarşik değil, resmi değil, emir kumanda zinciriyle değil. Halkın takdiriyle, yüreğinden geliyor, beyninden geliyor. Ona göre elinden gelen çabayı esirgemiyor, sergiliyor. İnşallah olacak. Olduğu zaman kimseye bir kötülük olmayacak arkadaşlar. Kimse olmayacak. Cumhurbaşkanı da istifa etmeyeceğiz. Ama bir şey olacak, bir şey olacak bakın. 16 Nisan'da hayır oyu inşallah çıkacak. Ama bir hafta sonra bütün Türkiye sanki 1920 yılının Nisan ayının 23'ündeymişiz gibi, sanki Mustafa Kemal sanki Mustafa Kemal Ankara'da, Ulus'ta, o taş mektepte, balkonun önünde bayrağımızın acemi bir elle çizilmiş, kadınlarımızın, kızlarımızın dikerek yaptıkları bayrağımızın önünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilk açarken gördüğümüzde yüreğimizden kabaran mutluluk ve sevinçle sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilk kez biz açıyormuşuz gibi. O sevinçle 23 Nisan'ı kutlayacağız bir hafta sonra. Öyle kutlayacağız. Kimseye kem gözle bakmayacağız. Kimseyi dışlamayacağız. Kimseyi de ayırmayacağız. İnanıyorum ki evet oyu veren vatandaşlarımız da o coşkuda bize katılacaklar. El ele vereceğiz. Milletçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeniden açacağız. Umarım bize bu sevinci çok görmezler. Bu milletin hakkıdır. Bu milletin hakkıdır. Bu yaşananlar karşısında bu sevinç bu milletin hakkıdır. Meclisi ilk kez açmış gibi kutlayacağız. Hatta daha ötesi, sanki 29 Ekim 1923 Cumhuriyeti o gün ilan ediyormuşuz. Cumhuriyetimize o gün kavuşmuşuz gibi bir sevinciyle paylaşacağız. Hatta o da yetmez. 9 Eylül 1922'de İzmir'den işgal kuvvetleri çıkarılmış. Bizim süvari birliklerimiz o atlarıyla girmişler. İzmir'deki
vilayet konağının önünde elinde bir Türk bayrağı ile vilayet konağının üstüne çıkıp onun çatısındaki bayrağı, Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını oraya çektiği an yaşadığımız mutluluğu 16 Nisan 2017'de milletçe yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, sevgili ordulular, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yani buraya ben gerçekten söylediğim gibi herhangi bir parti anlayışı içinde, particilik yapmak için değil. Türkiye'nin bu sıkışık anında bu memlekette uzun süre siyaset yapmış bir insan olmanın sorumluluğu içinde o duygularla düşüncelerimizle paylaşmam gerektiğine inandığım için koşarak heyecanla bunları yapıyorum. Seçim yok, bir bekleyiş yok, hiçbir meselemiz yok. Tek meselemiz Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu bir kez daha görmek. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Gülenen Genel Başkanımıza, Antalya Milletvekilimiz Deniz Baykal'a konuşmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum.